Okulu bırakmamış olsaydım, kaligrafi dersine girmemiş olacaktım. Ve kişisel bilgisayarlar şu an sahip oldukları o harika yazı tiplerine sahip olamayacaklardı. Üniversitedeyken hayatı ileriye bakarak birleştirmek imkansızdır. Fakat 10 sene sonra geriye dönüp baktığımda her şey çok ama çok berraktır ve parçalar birleşmiştir. Noktaları ileriye bakarak birleştiremezsiniz. Onları sadece geriye baktığınızda birleştirebilirsiniz. Noktaların gelecekte bir şekilde birleşeceğine inanmanız gerekiyor. Bir şeye güvenmelisiniz. Allah'a, cesaretinize ve kaderinize. Bu yaklaşım beni hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi hayatımı da bütünüyle değiştirdi. Hayatımın erken bir döneminde neyi sevdiğimi bulduğum için şanslıydım. Neyi sevdiğinizi bulmanız gerek. İşiniz hayatınızın büyük bir kısmını kaplayacak. Ve gerçek anlamda tatmin olmanın tek yolu harika bir iş olduğuna inandığınız işi yapmanızdır. Ve harika bir iş yapmanın tek yolu ise yaptığınız işi sevmekten geçer. Henüz bulamadıysanız aramaya devam edin. Yaşındayken şöyle bir şey okumuştum. Her gününü hayatının son günüymüş gibi yaşarsan günün birinde haklı çıkarsın. Bu cümle beni çok etkilemişti ve o günden bu yana her sabah aynaya bakıp kendi kendime hep şunu sordum. Eğer bugün hayatımın son günü olsaydı bugün normalde yapacağım şeyleri yapmak ister miydim? Uzun bir süre ard arda hayır yanıtını verdiğimde bir şeyleri değiştirmem gerektiğini anladım. İnsanın kısa süre içinde öleceğini bilmesi, yaşantısına damga vuracak kararlar vermesi açısından büyük önem taşır. Çünkü her şey, tüm dış beklentiler, gururlar, küçük düşmeler ve başarısızlıklar ölüm karşısında değerlerini yitirir. Yalnızca ölüm gerçek olan. Kaybedecek bir şey olduğu düşüncesini yok etmenin en iyi yolu insanın öleceğini hatırlamasıdır. Zaten çıplak ve savunmasızsın. Yüreğinin sesini dinlememen için hiçbir neden yok. Hiç kimse ölmek istemez. Cennete gitmek isteyenler bile oraya gitmek uğruna ölümü göz almak istemezler. Oysa ölüm hepimizin ortak sonu. Şimdiye dek hiç kimse ölümden kaçamamıştır. Bunun böyle de olması gerekir. Ölüm hayatın değişim ajanı. Yenilere yer açmak ve eskilerden kurtulmanın tek çaresi. Şu an için yeni sizsiniz ama günün birinde üstelik pek yakında siz de eskiyecek ve aradan çıkarılacaksınız. Bu kadar acımasız olduğum için üzgünüm ama gerçek bu. Zamanınız kısıtlı, bu yüzden başkalarının hayatını yaşayarak hayatınızı boşa harcamayın. Başka insanların fikirlerinin gürültüsünün kendi kalbinizin sesini duymanızı engellemesine izin vermeyin ve en önemlisi kalbinizin ve sezgilerinizin yolundan gidecek cesarete sahip olun. Kalbiniz ve sezgileriniz ne yapmak istediğinizi bilirler.